Suriye sınırımıza 107 kilometre mesafedeki bir elektrik santralındaki fuel oil deposunda bir denize sızıntı meydana geldi. Bu sızıntı yaklaşık bir hafta önce meydana gelen bir sızıntı. Bunu Suriye basından öğreniyoruz. Bu depodaki fuel oil miktarı deponun kapasitesinin 15 bin metreküp olduğunu biliyoruz. Ancak kamuoyunda şöyle bir bilgi var. Bu bilgi bu depodaki fuel oil'in ne kadarının denize sızdığını, deponun ne kadarının dolu olduğunu bilmiyoruz. Tabii açık denize sızan bu fuel oil öncelikli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sularına, kara sularına doğru ilerledi. Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne bağlı gemilerimiz bu açık alanda temizlik çalışmalarını yürütüyorlar. Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Seyit Onbaşı Atık Toplama Gemisi ve yine bu gemilere benzer donanıma sahip 4 gemi, toplam 6 gemiyle birlikte açık denizlerde de bu temizlik çalışması yürütülmekte. Bu gelen parçacıklar çok küçük parçacıklar, metal para büyüklüğündeki parçacıklar. Bunları arkadaşlarımız sahildeki bu partikülleri topluyorlar. Hem denizden hem karadan müdahalemiz devam ediyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi 6 tane gemi açık denizde çalışıyor. Bu gemilerin kullanacağı bir takım materyaller İskenderun limanına dün ulaştı. 11 konteynerla gelen bu materyaller hem mevcut denizdeki gemilerimiz hem bu gemilere ilave gelecek gemilerimiz tarafından da kullanılacak. Bütün tedbirleri alıyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla buradayız. Valiliğimiz burada, Çevre Müdürlüğümüz, Kaymakamlığımız, belediyelerimiz burada. Hep birlikte bu kirliliği önlemek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Ancak olayın çapını göz önüne aldığımızda ciddi bir kirliliğin olmadığını, yapılan çalışmaların buna engel olduğunu da görmüş olduk. Tedbirlerimiz bu olay neticelenene kadar devam edecektir. Hem açık denizde hem sahillerimizdeki çalışmaları valiliğimizin gözetiminde, Ulaştırma Bakanlığımızın, Çevre Bakanlığımızın gözetiminde arkadaşlar devam ettiriyorlar. Teşekkür ediyorum.